Bu filmde masallardaki kadar güzel bir kadın ve yakışıklı bir erkeğin aşk hikayesine tanık oluyoruz. Ve dakikalar ilerledikçe perdeden ışıl ışıl parlayan bu cazip çiftin ilişkilerindeki karanlık taraf ortaya çıkmaya başlıyor. Biraz kadın ve erkekten bahsedeyim. Filmin ilk sahnesinde genç kadın yıllar önce terk ettiği evine babasının ölümü üzerine gitmek zorunda kalır. Fakat cenaze törenini yarıda bırakır ve oradan kaçarcasına uzaklaşır. Tabii bunun altında yatan ergenlik yıllarına dair şiddetli bir travma vardır. Lily şehre döndükten sonra garip gelebilir ama Ryle adlı genç adamla bir apartmanın çatısında karşılaşıp tanışır. Ryle fiziksel olarak mükemmel ve çekici bir erkektir, beyin cerrahıdır ve aynı zamanda zengin bir adamdır. İstediği her kadına elde ettiğini dile getiren Ryle, Lily'ye de önce aynı şekilde yaklaşır. Ama Lily'nin beklentisi bir gecelik ilişki değil, şefkattir. Ve bunu gören Ryle, Lily'ye daha fazla ilgi duyar. Bu noktadan itibaren filmin seyirciyi çok mutlu eden bir romantizme sürüklendiğini görüyoruz. Ve Lily ile Ryle arasındaki bu aşk hikayesi filizlenirken geriye dönüşlerde Lily'nin ergenlik yıllarındaki ilk aşkıyla olan ilişkisine tanık oluyoruz. Ve Lily'nin o dönemde yaşadığı bazı olumsuz olaylarla birlikte geliştirdiği travmayı bugün de muhafaza ettiğini ve erkeklerle ilgili içten içe korkuları olduğunu görüyoruz. Ve giderek anlıyoruz ki Lily'nin bugünkü bazı korkuları ergenlik dönemindeki travmalardan kaynaklanıyor. Ve filmin ortalarında da işin rengi tamamen değişiyor. Yeni gelişmelerle birlikte film bayağı koyu bir drama evriliyor. Colleen Hoover'ın kitabından uyarlanan bu filmde aslında gelişmeler adım adım verildiği için burada ben cümlelerimi çok dikkatlice seçiyorum. Şunu söyleyebilirim ki filmin sonlarına kadar aslında siz de bazı gelişmelerden şüphe ediyorsunuz. Çünkü burada iki taraf var ve her iki taraftan da bazı konularda şüphe duyuyorsunuz. Ama şunu içtenlikle garanti edebilirim ki filmin sonu son derece gerçekçi, doğru ve iyi bitiyor. Sürpriz bozan vermemek için de çok çaba sarf ettiğimi bilmenizi isterim. Filmin başrol oyuncusu Blake Lively birçok türde farklı rollerde karşımıza çıkan çok başarılı bir oyuncu. Ve bu filmde performansı kesinlikle çok üst düzey. Karşısındaki oyuncu aynı zamanda filmin yönetmeni Justin Baldoni. Biz bu oyuncu ve yönetmeni çok fazla tanımıyoruz. Ama bu filmde öncelikle ben filmin süresini gördüğümde biraz ürktüm. 130 dakika. Bu 130 dakikada romantik film sıkar mı sıkmaz mı diye düşünürken sürenin nasıl geçtiğini anlamadım. Hem yönetmen hem oyuncu olarak gayet başarılı buldum. Bir de filmle ilgili notum var, belki ilginizi çekebilir. Bu uyarlama senaryonun senaryo yazarı geçen haftalarda seyrettiğimiz New York'ta Bir Gece'nin yazar yönetmeni Christy Hall. Thinking back to it, I was...